Biz dün şu sıralarda ana haberdeyken kabine toplantısının gerçekleştiğini söylemiştik. Ancak yayın sonrası o toplantıya ilişkin bilgileri, açıklamaları duyduk ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuştu kabine toplantısının ardından. Şimdi ona da bir işaret edeceğiz çünkü ekonomiye ilişkin de değerlendirmeleri vardı. Erdoğan yurttaştan bir kez daha sabır istedi. Her sıkıntının da farkındayız dedi. Evet. Bugün Türkiye'nin ekonomide tabii ki sorunları var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur zammı görüşmelerinin arifesinde emeklilere zam sinyali verdi. Macaristan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı Erdoğan. Dar gelirliye vaatleri soruldu. Erdoğan emeklilerle ilgili bir zam düzenlemesinin sinyalini verdi. Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sürdürüyor. ...emeklilerle ilgili de ayrıca bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken... ...emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız. Ardından Beştepe'ye geçen Erdoğan... ...burada bakanlar kuruluyla bir araya geldi. Kabine toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından konuşan Erdoğan'ın açıklamaları arasında ise... ...emekliye zam çalışmaları yoktu. Bir Cumhurbaşkanının gündeminde ekonomi vardı. İnşallah önümüzdeki yıllarda... Bugünkü sıkıntılarımızı da bir geçmiş zaman hatırası olarak yad edeceğiz. Erdoğan ücretli kesimin hayatından enflasyonu çıkarmayı vaat etti. Biraz daha sabır istedi. İşçisinden memuruna, esnafından emeklisine, tüm vatandaşlarımdan biraz daha sabırlı olmalarını, bize güvenmelerini, attığımız ve atacağımız adımlara destek vermelerini bekliyoruz. Her sıkıntının farkındayız dedi. Erdoğan sadece kendilerinin çözebileceğini iddia etti. Yaşanan her sıkıntının farkındayız. Dillendirilen her serzenişi duyuyoruz. Bu sıkıntıları çözebilecek tek siyasi irade ve yönetim olduğumuzu da biliyoruz. Erdoğan'ın kabine sonrası açıklamalarında yer alan bir diğer başlık da Kuzey Kıbrıs'taki yol kriziydi. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ın Pileköyü'nde inşa etmeye çalıştığı yol projesine Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün müdahale etmesine tepki gösterdi. Barış Gücü'nü tarafsız olmamakla suçladı. Barış Gücü, gerek köylülere yönelik fiziki müdahalesi, gerekse müdahale sonrası yaptığı talihsiz açıklamalarla tarafsızlığına gölge düşürmüş, zaten yaralı olan itibarını daha da zedelemiştir.